Lavanta yağı farklı alanlarda ve farklı şekillerde kullanılabilir. Saç dökülmesini önlemesi, saç kırana fayda sağlaması, uykusuzluğa iyi gelmesi ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına yarar sağlaması, lavanta yağının faydaları arasındadır. Güzel bir koku yaydığı için, oda kokusu ve parfüm yapımında kullanılır. Sağlığa birçok olumlu etkisi olan lavanta yağının, sağlığa faydalarından bazıları. Strese iyi gelir. Lavanta aromaterapisinin, strese iyi geldiğine dair birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan birinin sonucuna göre, günde 80 mg lavanta yağı kullanan kişilerde, depresyon oranında %32'ye kadar azalma görüldü. Uykusuzluğa iyi gelir. Uykusuzluğa iyi gelmesinin yanı sıra, uyku kalitesini de arttırır. Yapılan bir araştırmaya göre bu yağ, uykuya dalma süresini ve uykusuzluk belirtilerini azaltmıştır. Uykusuzluğa karşı etkileri için, uyumadan önce boynunuza, göğsünüze ya da bileklerinize lavanta yağı sürebilirsiniz. Bu sayede vücudunuzda rahatlama olur ve, rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Baş ağrılarını hafifletici özelliği vardır. Migren gibi şiddetli baş ağrılarına iyi gelir. Nöroloji European Journal dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, 15 dakika boyunca lavanta yağı solunduğunda, migren ve baş ağrılarında önemli azalmalar görülmüştür. Soğuk algınlığı için oldukça faydalıdır. Boğaz enfeksiyonları, öksürük, grip, astım, sinüs tıkanıklığı, bronşit, dolmaca, larenjit ve bademcik iltihabı gibi çeşitli solunum yolu rahatsızlıkları için kullanılabilir. Bazı etkileri için boyun ve göğüs bu yağ ile ovulabilir. Balgam söktürücü özelliği de vardır. Doğal bir parfüm olarak kullanılabilir. Mükemmel kokusu sayesinde adeta bir parfüm özelliği vardır. Parfüm olarak kullanmak ve güzel koku yaymak için 2-3 damla yağ avuç içinize damlatın. Ellerinizi birbirine sürtün ve kıyafetinize ya da cildinize sürün. Bu şekilde güzel kokabilirsiniz. Suyun içine 2 damla lavanta yağı damlatın. Püskürtme şişesini çalkalayıp püskürtebilirsiniz. Bu sayede güzel koku etrafa yayılacaktır. Dudak koruyucu olarak kullanılabilir. Güneş yanığı olmuş, çatlamış ve kurumuş dudaklar için de kullanılabilecek bir yağdır. Vücudunuzun diğer bölgelerini de güneş yanığından korumak için bu yağların karışımını kullanabilirsiniz. Güneş yanığından sonra cildin daha hızlı iyileşmesini sağlar. Güneş yanıklarından sonra oluşabilecek kaşıntıyı ve yanmayı önler. Mide bulantısını yatıştırır. Mideniz bulanıyorsa ya da midenizin bulanacağını hissediyorsanız, yine bu yağı kullanabilirsiniz. Bunun için kıyafetlerinize birkaç damla lavanta yağı püskürtebilir ya da, bileklerinize bu yağdan sürebilirsiniz. Kas ağrılarına fayda sağlar. Aynı zamanda romatizma, burkulmalar, sırt ağrısı gibi ağrılar için de faydalı bir yağdır. Düzenli şekilde masaj yapılarak kullanıldığında, ağrıları hafifletir. İdrar yollarına faydalıdır. İdrar üretimini uyarıcı etki yapmasından dolayı, üriner sisteme de yarar sağlar. İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. İltihabı azaltır. Bunların yanı sıra, Alzheimer hastalığının belirtilerini ve gelişmesini azaltıcı etki yaptığı gözlemlenmiştir. Boğaz ağrısına iyi gelir. İyi bir antioksidan kaynağıdır. Kan basıncını düşürür, bu sayede tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Sindirim sistemini rahatlatır. Azımsızlığı önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Lavanta yağının saça faydaları nelerdir? Saç dökülmesini önler. Erkeklerin saç dökülmesi için de kullanılabilecek bir yağdır. Saç kıran için de kullanılabilecek bir yağdır. Kepekleri yok eder. Saçların daha çabuk uzamasını sağlar. Lavanta yağının cilde faydaları nelerdir? Yaşlanma karşıtı olarak kullanılabilir. Yaşlanma ile ortaya çıkan kırışıklıkların azaltılmasına fayda sağlar. Yanıkların ve yaraların çabuk iyileşmesine yardım eder. Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına yarar sağlar. Akne ve sivilceleri yok edici etkisi vardır. Lavanta yağı nasıl kullanılır? Lavanta yağı başka yağlarla seyreltilerek kullanılabilir. Saç için kullanımında, saç derisine masaj yaparak kullanılırken, cilt için kullanıldığında boyun,
göğüs veya bilekler olarak kullanılır. Aynı zamanda su ve diğer yağlarla karıştırılarak, parfüm olarak da kullanılabilir. Peki lavanta yağının yan etkileri, zararları nelerdir? Hamilelik ve emzirme döneminde kullanmadan önce, mutlaka doktorunuza başvurunuz. Uykusuzluğa karşı ilaçlar ya da depresyon ilaçları kullanıyorsanız bu yağ kullanmadan önce, doktorunuza danışmalısınız. Çünkü bu ilaçların etkisini arttırabilir ya da ilaçlarla etkileşime girebilir. Yakın zamanda ameliyat olacaksanız, bu yağ kullanmaktan kaçınmalısınız. Küçük çocukların kullanması uygun değildir. Vücutta döküntü ya da kaşıntı gibi alerjik etkiler ortaya çıktıysa, yağın kullanımı hemen bırakılmalıdır. Buhar hazırlanarak solunursa, bazı kişilerde mide bulantısı, kusma ya da baş dönmesi görülebilir. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Bu tür videoların devamı için, videoyu beğenip, kanalımıza abone olabilirsiniz.